Çok net değil Emrah Bey. O zaman kulaklığı çıkaralım. Lütfen evet. Daha doğru olacak. Tamam. Camı da kapatalım. Cam da kapattım. Şu an nasıl ses? Süper, şu an çok iyi. Tamam. Tamam Emrah Bey. Saat 2'de başlayacağız. Dediğim gibi Zafer Bey bir açılış konuşması gerçekleştirecek. Saat 2'ye kadar kameranızı ve mikrofonunuzu kapalı tutabilirsiniz. Tamam. Bir saat, bir süre kısıtınız var mı Elif Hanım? Yok Emrah Bey. Tamam, Tamam. size bağlı. Tamam, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Her zaman hoşça kalın.
Değerli katılımcılar, iş dünyamızın kıymetli temsilcileri, sizleri saygıyla selamlıyorum. Betesu Akademi projemiz kapsamında düzenlediğimiz Alibaba.com ile e-ticaret imkanları ve yeni pazar fırsatları konusunda düzenlediğimiz seminere hepiniz hoş geldiniz. Saygıdeğer misafirlerimiz, bildiğiniz gibi pandemi süreci küresel ölçekte derinleşen sağlık kriziyle birlikte ekonomide de köklü değişikliklere neden oldu. Çalışma hayatının tüm aktörleri salgının ileri aşamalarına ve gelecekteki yaşanabilecek benzer krizlere karşı nasıl daha dayanıklı ve çevik olabileceklerinin cevabını aramaya başladı. Aşı uygulamalarının başarıya ulaşması beklenirken salgın sonrası döneme güçlü bir şekilde hazırlanmak isteyen şirketler de yeni fırsatlara odaklandı. Çalışanların işlerini evine taşımak zorunda olduğu, şirketlerimizin ise dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırdığı bu yeni dönemde elektronik ticaret rekor seviyelere yükseldi. BTSA olarak bizler de firmalarımızı yeni koşullara hazırlayan çalışmalarımıza bugün bir yenisini daha ekliyoruz. Alibaba.com ile e-ticaret imkanları ve yeni fırsatlar konusunda düzenlediğimiz toplantının da bu kapsamda oldukça faydalı geçeceğine inanıyoruz. Katılımınızdan ötürü hepinize teşekkürlerimizi sunuyorum. Değerli katılımcılar, seminer içeriğine ilişkin sorularınızı Zoom programının alt bandında bulunan Q&A butonunu seçerek yazılı olarak ulaştırabilirsiniz. Toplantımızın son bölümünde sizlerden gelen sorulara da cevap verilmeye çalışılacaktır. Değerli katılımcılarımız, BTSO Akademi eğitimlerimizi planlarken sizlerin görüş ve önerilerinizi de önemsiyoruz. Bu kapsamda eğitimin sonunda 4 soruluk anket uygulaması yapılacaktır. Planlayacağımız eğitimlerin etkinliği bakımından anket sorularına cevaplamanızı önemli rica ediyorum. İlginiz için teşekkür ediyor ve sözü Alibaba.com Türkiye temsilcisi ve Tradewife Genel Müdürü Sayın Emrah Çoray'a bırakıyorum. Buyurun Emrah Bey. Zafer Bey, teşekkür ederim giriş konuşmasını yaptığınız için. Gerçekten çok önemli noktalara değindiniz. Günümüzde gerçekten trend olan e-ticaret, dijitalleşme, teknoloji konularında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın da destekleri, farkındalığını zaten biz takip ediyorduk. Hem basından hem farklı mecralardan. Sağ olsun İbrahim Başkanımız da, İbrahim Burkay Bey'in de uygun görmesi ve sizin de değerli katkılarınızla bu organizasyonu yapıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Güzel. Ben kısaca şirket ve kendimden bahsedip hemen değerli katılımcıların eminim ki kafalarında sorular var. Eminim merak ediyorlar. Hemen onlara geçeceğim. Emrah Çora ismim. Alibaba.com'un Türkiye temsilcilerinden Tradewife'in genel müdürüyüm. Tradewife 2015 yılından beri Alibaba'yı Türkiye'de temsil eden firmalardan bir tanesi. Hem üye bazımız hem hizmet kalitemizle Alibaba'nın dünyadaki global önemli iş ortaklarından biriyiz. Hatta bizim için de gurur verici, hani ekibim adına, kendim adıma da çok gurur verici bir olay yaşadık. 2020 yılında da Alibaba'da en çok gelişim kaydeden iş ortağı ödülünü aldık Tradewife olarak. Bu tabii hizmetimizin, üye bazımızın, etkileşimimizin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Ben şimdi bir sunumla üzerinden size anlatarak devam edeceğim. Onun üzerinden bitirdikten sonra da değerli katılımcıların sorularını cevaplamaya çalışacağız. Sanırım ekranda paylaşım başladı. Bugünkü içerikte kısaca Tradewife'dan bahsetmiştim ama kısaca oradan biraz vizyonumuzdan bahsedeceğim. Daha sonra Alibaba.com ne zaman kuruldu, şu anki önemli rakamları nedir, nasıl fayda sağlar, elektronik ihracat nedir, biraz ondan bahsedeceğim. Alibaba.com fırsatlarından ve en sonunda da Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na özel olarak
ekibimle beraber hazırladığımız içi dolu ve iskontolu sadece Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na özel paket fiyatımızı sizlerle paylaşacağım. TradeWife'ın vizyonu tamamen B2B dediğimiz işletmeden işletmeye ticaret alanında başlayarak işletmeleri dijitalleştirmek, dijitalleştirirken yerel ticarette global ticaret arasında bir bağ kurmak ve daha sonra onları katma değerli üretime yöneltmek vizyonuyla kurulmuş bir şirket. Bizim burada B2B dediğimiz işletmeden işletmeye ticaret alanında gerçekten çok geniş bir tecrübemiz var. 2015 yılından beri bu alanda yaklaşık 5000 tane KOBİ'ye ve 20 şehirde yaklaşık 50 tane organizasyona dahil olduk. Dolayısıyla hem sahada hem dijital alanda nerede eksikliklerimiz var, dünyada nasıl trendler var, bunları buluşturuyor ve değerli üyelerimizden, müşterilerimizden aldığımız geri bildirimlerle datayı, tecrübemizi ve dünyadaki trendleri birleştirerek yeni ürün ve hizmetler de çıkarıyoruz. Bizim amacımız ve tek odağımız ihracat. Alibaba.com'la bizim tek amacımız ihracatı arttırmak ve buna yönelik üyelerimize katma değerli hizmetler sunmak. Dolayısıyla bizim vizyonumuz bu şekilde tamamen işletmelerimizi alıp global arenada rekabet edebilir hale getirmek. İş alanlarımız Alibaba.com'un Türkiye temsilciliğini yapıyoruz. Bir akademimiz var. Bu akademide de Alibaba.com'un başlangıç seviyesinden ileri seviyesine kadar eğitimlerini veriyoruz. Bu eğitimleri verirken de dünyadaki Alibaba'nın tüm yeni gelişmelerini takip ediyoruz ve ülkemizi uyarlayarak bunları online olarak, şu an malumunuz pandemiden dolayı eskiden sınıflarda yaptığımız eğitimleri şu an tamamen online yapıyoruz. Alibaba.com üyesi olduğunuz zaman bir giriş eğitimi var ve bu giriş eğitimleri dışında da eğitim ekibimizin her hafta farklı konularda online eğitimleri oluyor. Bunları da TradeWife'ın sosyal medya hesaplarından paylaşıyoruz. Üyemiz olduğunuzda da zaten mailinize ve telefonlarınıza bunlarla ilgili bildirimler gönderiyoruz. Bir de TradeWife Bus iş alanımız var. Bu da 2018 yılında biz Alibaba.com'un servis ve hizmet tedarikçisi olduk. Burada ne yapıyoruz? Alibaba.com biliyorsunuz bir sanal mağaza. Bu mağazayı açınca açmak işin başlangıcı ve bundan sonra yapılacak bir sürü adım ve aksiyon var. Ve bunların içinde de en önemlisi mağazanın tasarımı, optimizasyonu, ürünlerin yüklenmesi gibi yapılacaklar var. Ve burada da yaklaşık bir 10 kişilik bir ekibimiz var şu an mevcutta. Bu optimizasyonu, tasarımı, yani tabiri caizse anahtar teslim mağazayı sizin adınıza yapan bir ekibimiz var. Yaklaşık 2018'den günümüze biz 1000 tane üyemizin mağazasının optimizasyonu ve tasarımını yaptık. Buna neden önem veriyoruz? Çünkü gördük ki bizim yapmadığımız, bizim dahil olmadığımız bu mağaza açılışlarında üyelerimiz hem bizim kadar deneyimli hem de malumunuz işletmelerimizin çok yoğun ajandaları var, KOBİ'lerin özellikle. Onların iş yükünü azaltmak adına biz bunu yaptığımız zaman onları daha yukarıya taşıyoruz. Yukarıya taşıdığımızda etkileşim daha fazla oluyor. Ticaretle başlayınca bu üyelik ve bu sanal ticaret ağı bu sefer işletmelerimiz daha da şekle başlıyor. Dolayısıyla mükemmel bir başlangıç yapabilmek için yeni üyelerimizin tasarımını, optimizasyonunu biz yapmayı üstleniyoruz. Bu da gerçekten çok önemli bir adım oldu bizim için. Ve bu bizim hem ticaretimizi hem üyelerimizin sadakatini ciddi bir şekilde arttırdı. Alibaba.com nedir? Yani eminim basından takip ediyorsunuzdur ama kısaca bir ben üzerinden geçmek isterim. Alibaba.com Alibaba grubunun ilk şirketi. 1999 yılında kurulmuş Alibaba grubu ve ilk işi şu an size anlattım Alibaba.com. İşletmeden işletmeye ticaret elektronik pazar yeriyle başlamış. Amaç buradaki Çinli KOBİ'lerin bu dijital platform üzerinden dünyaya ihraç etmelerini sağlamakla başlamış grup. Ve gördüğünüz üzere daha sonra birçok önemli iş alanı ve iş birliğini
ya satın almış ya da bunu geliştirmiş. Alipay ödeme kuruluşu. AliExpress'i biliyorsunuz bizim platformdan farklı B2C dediğimiz işletmeden tüketiciye ticaretin yapıldığı bir alan. Alibaba Cloud kurulmuş. Bütün Alibaba'nın global bütün operasyonların altyapısı bu hibrit bulut ve veri tabanının üzerinde işliyor. Dolayısıyla Alibaba'nın gelişimi bu şekilde olmuş. 21 yılda takip etmişsinizdir. Dünyanın global elektronik ticaret devlerinden birisi haline gelmiş. Alibaba.com'a basit bir şekilde tarif etmek gerekirse alıcıyla satıcıyı buluşturan dünyanın açık ara en büyük pazar yeri işletmeler arası toptan platformu. Bu platformda ham madde, yarı mamul, yazılım, hizmet, proje gibi bütün ürün ve hizmetlerin satışı yapılıyor. Yasaklı ürünler hariç, silah gibi, bunun gibi benzeri ürünler hariç yasal bütün ürün ve hizmetlerin satışının yapıldığı bir platform. 1999 yılında tabii Çin'le başlayan hikaye şu an global bir hale aldı ve dünyanın birçok yerinde ofisi ve merkezleri açıldı Alibaba'nın. Şu an global bir platform oldu ve şu zamanda da özellikle seyahatin olmadığı, fuarın olmadığı, birebir görüşmenin olmadığı bir alanda gerçekten bu alanda ticaret giderek artıyor ve üyelerimizi de takip ediyoruz. Üyelerimizin de ihracat rakamları gerçekten tatmin edici boyutlara geliyor. Ama yapmamız gerekenler var. Onları size Alibaba.com fırsatları bölümünde anlatacağım. Rakamlarla baktığımızda dünyada 150 milyondan fazla üye, 200 bölge ve ülkede faaliyet, ortalamada 2 milyon sanal mağaza, 40'tan fazla sektör, 16 farklı dil seçeneği, İngilizce olarak yüklediğimiz zaman Alibaba'nın kendi yazılımı sayesinde 16 farklı dile otomatik çevriliyor. Türkçe de buna dahil. Tabii elektronik ticaretin en önemli avantajlarından biri 7/24 ticaret imkanı yapılıyor. Ülkeler arasında baktığımızda Türkiye etkileşimde dünyanın ilk beşinde. Bu da bizim için gurur verici. Gerçekten hani Türkiye'nin konumu itibariyle dünyanın tam ortasında, doğuyla batının ortasında. Doğu biliyorsunuz daha çok satıcı, batı daha çok alıcı. Ama Türkiye hem alıcı hem satıcı. Dolayısıyla burada bir köprü görevi görüyor. Zaten Alibaba'nın da Türkiye'ye olan yatırımlarını basından takip etmişsinizdir. Trendyol'u satın aldı. Burada farklı farklı yatırımları bulunuyor. Dolayısıyla burası Türkiye Alibaba için çok önemli bir bölge. Biraz rakamlardan bahsedersek Alibaba'nın icat ettiği bir perakende günü var. Bekarlar günü. Hani bekarlardan çok bekar olmayanların alışveriş yaptığı bir gün. Singles Day dediğimiz. Bu perakende günündeki ticaret hacmi yıldan yıla gerçekten çok büyük gelişim kaydetti ve 11 Kasım 2020 yılında 24 saat içinde Alibaba grubu platformlarından $74 milyar satış gerçekleşti. $74 milyar ticaret gerçekleşti. Gerçekten diğer Kara Cuma, Black Friday, Cyber Monday, Sevgililer Günü gibi tüm perakende günlerini topladığımızda bu rakama ulaşılmıyor. Bu da Alibaba'nın icat ettiği ve sürüklediği bu perakende günü de Alibaba'nın yönettiği ekosistemi anlama açısından bence çok kritik. Alibaba.com'da nasıl ticaret yapıyoruz? Alibaba.com'da ticaret yapabilmemiz için burada bir mağaza açmamız lazım. Burada sanal bir mağaza açıyoruz ve bu mağazanın ismi de Alibaba.com'da kısaltması GGS, Global Gold Supplier. Mağaza açarak burada ürünlerimizi sergiliyoruz. Bu mağazayı açabilmek için Alibaba.com'un bağımsız denetim kuruluşu tarafından denetimden geçiyorsunuz. Yani biz bir üyeyi alsak dahi, satışını gerçekleştirirsek dahi belli kriterlerden geçiriyor. İşte faaliyet belgesine bakıyor, vergi levhasına bakıyor. Gerçekten böyle bir şirket var mı? Dolayısıyla siz bu GGS armasını alabilmek için bir süreçten geçiyorsunuz. Bunun avantajı nedir? Alıcı bu amblemi gördüğü zaman şunu diyor. Bu Alibaba'nın onayladığı gerçek
doğrulanmış bir satıcıdır diyor. Bu da gerçekten satıcı alıcı arasındaki güveni sağlıyor. Burada arkadaşlarım LC-Y2K'yi koymuş. Bizim büyük firmadan firma niteliğindeki yaklaşık 70 tane üyemiz var. Ve bunların içinde LC-Y2K, işte Evyap gibi büyük firmalar da var. Küçük orta boylu firmalar da var. Dolayısıyla dağılım her geçen sene daha da artmaya başladı. Çünkü yani biraz önce söylediğim gibi seyahatin, fuarın olmadığı bir alanda büyük şirketlerimizde bu alanda farkındalığı arttırmak, ticaretlerini arttırmak adına buralarda girmeye başladılar. Burada nasıl bir model var? Burada bir kira bedeli alınıyor, üyelik bedeli alıyor, yıllık bedel. Ve bu bedel alındıktan sonra ticaret üzerinden herhangi bir komisyon alınmıyor. Çünkü buradaki ticaretler büyük montanlı ticaretler olduğu için bir konteyner, iki konteyner veya bir palet gibi şeyler olduğu için bunlar bir ödeme sisteminden geçmiyor. Geçmediği için bu ticaret ayrı yürüyor. Dolayısıyla siz buraya bir bedel ödüyorsunuz, ürünlerinizi sergiliyorsunuz, alıcılarla iletişime geçip ticareti gerçekleştiriyorsunuz ve buradan herhangi bir komisyon alınmıyor. Tüm üyeliklerimizde sınırsız ürün yükleme ve iletişime geçme imkanı var. Sadece gelen taleplere cevap vermeyle kalmıyoruz. Bir de burada alibaba.com'un içinde hazır alım talebi dediğimiz alıcıların açtıkları ihaleler var. Yani aslında alibaba.com'daki ödevlerimiz fazla. Yani normal mağazadan daha fazla. Yani normal mağazada ne yaparız? Mağazayı açarız ve müşteri gelmesini bekleriz. Müşteri geldiğimizde artık ürünümüzün kalitesi, fiyatı veya bizim ilgimiz ticareti belirler. Ama burada bununla yetinmiyoruz. Proaktif bir şekilde gelen taleplere cevap verirken bir de havuzda açık alım, hazır alım talepleri dediğimiz RFQ'lara bakıyoruz ve onlara teklif veriyoruz. Mesela birisi Bahreyn'den bir konteyner %100 kotondan havlu istiyorum diyor. Ve 10 tane alıcı da kapalı zarf usulü buna teklif veriyor. Dolayısıyla biz buradan ticaret yaparken gelen taleplerden ve ihalelere verdiğimiz tekliflerden ticaret yapma imkanına sahip oluyoruz. Üyelikte 6 tane kullanıcı var. Bir tanesi ana kullanıcı ve 6 kişi bu hesabı gelen mesajları, giden mesajları, ihaleleri takip edebiliyorlar. Biz de burada alibaba.com'da bizde paylaştığı ve bizim de müşteri hizmetleri birimimizce size sektörel analiz, aylık performansınız gibi raporları periyodik olarak paylaşıyoruz. Tabii bizim de Alibaba tarafından iş ortağı olduğumuz için bize yüklenen çok ciddi başarı faktörleri var. KPI dediğimiz kritik başarı faktörleri var. Ve bunları yerine getirebilmek için sizi periyodik olarak arıyoruz. Bunları yapın diye. Aslında yani sizin ticaretinizi arttırmak için bunları yapıyoruz. Ve bunları yaptıkça da etkileşimi arttırıyoruz. Bizim de buradaki görevimiz bu. Türkiye'den en çok talep alan sektörlere baktığımızda ilk 10'da bizim zaten güçlü olduğumuz sektörleri görüyoruz. Yiyecek içecek, güzellik, kişisel bakım, ev ve bahçe ürünleri, tüketici elektroniği, giyim, makine, tarım, tekstil ve deri ürünleri, araçlar ve aksesuar, inşaat ve gayrimenkul gibi sektörler Türkiye'den en çok talep alan sektörler. Ben Bursa bölgesinde bunların bu sektörlerin hepsine üretim yapan, zaten Bursa bizim sanayi alanında, üretim alanında çok iyi bir şehrimiz. Bunların hepsinde üyelerimiz de var zaten ve Bursa'da bu sektörlerde hizmet veren, üretim yapan çok değerli tesisler olduğunu biliyorum. Türkiye'ye alibaba.com üzerinden en çok talep gönderen ülkelerde de Amerika, Hindistan, İngiltere, Türkiye gibi ülkeleri görebiliyoruz. Bunlar zaman zaman değişiyor ama genelde bu 10'un 6-7 tanesi genelde sabit kalıyor. Bu aralar İngiltere'den gelen taleplerde ciddi bir artış gözlüyoruz. Şu an Şubat ayında bu ikinci sıraya yerleşecek. Hem bu devletimizin İngiltere hükümetiyle imzaladığı ticaret anlaşmasının etkisi var. Ve burada da gerçekten taleplerde ciddi bir artış yaşanıyor. Bu da hem de ticaretimizi de olumlu etkiliyor. Bunu da yakinen takip ediyoruz. Elektronik ihracat, tabii şimdi e-ticaret, elektronik ihracat, dijitalleşme günümüzün en çok gündem olan konuları. Malumunuz ticaret, e-ticaret, herkes şu an e-ticaret yapmak istiyor.
Ama bizim alanımız elektronik ihracat. Birazcık size rakamlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi elektronik ticaret deyince aslında biliyorsunuz ikiye ayrılıyor. Başta da vurguladığım gibi B2C dediğimiz işletmeden tüketiciye, bir de işletmeden işletmeye dediğimiz B2B'yi alan. Bizim tabii e-ticaret deyince aklımıza hep B2C geliyor. Trendyol gibi, diğer alışveriş sitelerindeki gibi bu şeyler geliyor aklımıza genelde. Bu siteler geliyor ama inanın gerçek potansiyel B2B dediğimiz bu alanda. Yani bu buzdağının aslında görünmeyen tarafı. Burada çok ciddi bir potansiyel var ve günden güne bu B2B alanındaki e-ticaret, B2B e-ticaret hacmi artıyor. Tabii bunda hem günümüzün koşulları, dijitalleşme, pandemi koşulları, yani görüyorsunuz 2020'de başlayan pandemi koşulu 2021'de de devam edecek. İş yapı şekillerin değişmesi gibi etkenlerden dolayı önümüzdeki 5 sene boyunca benim öngörüm B2B alanında hem Türkiye'nin çok büyük potansiyeli var hem de dünyada bu hacim katlanarak artacak. B2C devam edecek ama işletme arası ticarette elektronik ortama kayacak. Dolayısıyla burada çok ciddi bir potansiyel var. Şimdi biz ara ara tabii böyle istatistikleri ve verileri takip ediyoruz. TEPAV, Türkiye Ekonomik Politikaları Araştırma Vakfı'nın en son 2017'nin sonunda yaptığı bir çalışma var. Bunu daha güncellemedi ama o zaman baktığımızda ihracat menzilimiz birazcık daralıyordu. Neden diye baktığımızda o zamanlar tabii biz e-ticarette bu kadar da büyük bir gelişimimiz yoktu. Neden biz daralıyoruz, rakiplerimiz genişliyor diye baktığımızda gerçekten karşımıza çıkan en önemli birinci faktör elektronik ticaret ve dijitalleşme olduğunu gördük. Görüyorsunuz Çin'in, Rusya'nın, Amerika'nın e-ticaret ihracat menzili genişliyor. İhracat menzili de ülkelerin diğer ülkelere yaptığı ticaretleri başkentler arasında ağırlıklandırarak hesaplama yöntemiyle çıkıyor. Ama bizim tahminimiz son 1,5 yıldaki özellikle B2B alanındaki Alibaba.com üyelikleri gibi diğer sitelerle beraber bu menzilin artmaya başladığını öngörüyoruz. Bu çalışma daha güncellenmedi. Ama bunu gerçekten e-ticaretin önemini anlatmak adına sunumlarımıza koyuyoruz. Bizim bu alanda e-ticaret menzilimizi arttırmak için hem B2B hem de B2C gibi alanlarda sınır ötesi ticaretlere ağırlık vermemiz gerekiyor. Şimdi e-ihracatın işletmelere sağladığı faydalar nedir? Yani biz bunlarla ilgili makaleler, çalışmalar, analizler, fokus grupları yapıyoruz. Bir kere en önemli faydalarından bir tanesi farklı ürünlere, farklı pazarlara sürdürülebilir ihracat yapma imkanı sağlıyor bize. Bu gerçekten çok kritik. Ve ihracat firmalarının büyüme oranı, ihracat yapan firmanın büyüme oranlarına baktığımızda geleneksel ihracat yapanlara göre daha fazla olduğunu görüyoruz. Bir de ihracat firmaları geçmişi çok eski olmamasına rağmen üst üste 2 sene ihracat yapma şansları ve gerçeklikleri gerçekten fazla oluyor. Yani bizim şu aşamada yaklaşık 85 bin ihracatçımız oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne kayıtlı. Ama bunun 85 bini de her sene üst üste, ki burada önemli bir kriter vardır. 3 sene üst üste ihracat yapmak gerçekten ihracatçı, sürdürülebilir ihracatçı kriterdir. 85 binin ihracatçının 85 binde 3 sene ihracat yapamıyor. Şimdi biz de e-ihracatla üst üste ihracat yapma yıllarını arttırma yoluna gitmeliyiz. Dolayısıyla faydaları bunlar. Şimdi Alibaba.com'un faydalarına gelelim. Şimdi Alibaba.com'da faydalı olmak için, yani başarı yakalayabilmek için aslında 4 tane ana şeye ihtiyaç var. Bir kere gerçekten Alibaba.com'a ciddi bir zaman ve ilgi ayırmamız gerekiyor. Ya kendimiz ya bir personelimizi bu işe dedike etmemiz gerekiyor. En önemlisi, birincisi ilgi. İlgi olmadığı zaman, zaman harcamadığımız zaman burada başarılı olamıyoruz. Dolayısıyla biz bu işi yapacaksak, bu işi yönetecek ekibi, kişiyi veya kendimiz yapacaksak işletme sahibi olarak buraya zaman ayırmamız lazım. Yani artık zaten ticaretin %70'i Alibaba Grup içinde mobil telefonlardan gerçek,
gerçekleşiyor. Bu mobil telefonlarda biliyorsunuz yani hayatımızı artık çok kolaylaştırdığı için televizyonun karşısında otururken bile size bir talep gelebiliyor. Talebe cevap verebiliyorsunuz. Dolayısıyla birincisi ilgi. İkincisi ürünümüz rekabet edebilir, katma değeri olan, bizim o hani biraz önce gösterdiğim en çok talep alan sektörlerden olması da bir avantajdır. Ürünlerimizi doğru yapıyla bu sistemin içine dahil etmemiz lazım. Doğru yapıdan kastım doğru fotoğraf, doğru açı, doğru arka fon, doğru anahtar kelimeler, doğru açıklamalar, ürünlerin sertifikaları gibi ürünleri sisteme yüklememiz gerekiyor. Çünkü her bu anlattığım kriter ürün puanını etkilediği için bizim daha yukarı çıkmamızı sağlıyor. Dolayısıyla bizim başta bahsettiğim katma değerli hizmetimiz olan optimizasyonu bizim yapmamız durumunda siz zaten ortalamaların çok üzerinde bir başlangıç yapıyorsunuz ve yukarılarda çıkıyorsunuz. Üçüncüsü başarılı olmak için ödevler. Burada gerçekten çok zaman ayırarak yapmamız gereken birçok ödev var. Her gün online olacağız, mesajlara anında cevap vereceğiz, ürünlerimizi periyodik olarak revize edeceğiz, sisteme gireceğiz, hem desktop'tan gireceğiz, hem mobilden gireceğiz gibi bir sürü ödevimiz var. Bu ödevleri yapmamız gerekiyor. Bu ödevleri yaptıktan sonra dördüncü tarafta da bizim desteğimiz, hem müşteri hizmetlerimizde, eğitim ekibimizde, katma değerli servis ekibimizde size destek veriyoruz. Aslında bu işin özeti şu, ilk üçünü siz yapın, gerisini bize bırakın. Yani siz ilgilenin, ürününüzü ile ilgili dokümanları oluşturun, ödevlerinizi yapın, biz de sizi destekleyelim, ticaret ve başarı gelsin mottomuz var. Peki burada üye yolculuğu, yani ben üyeliğe başladım, nasıl bir gidişat var? İsterseniz kısaca biraz da ondan bahsedeyim. Bir kere başlangıçta iyi bir başlangıç yapmamız çok önemli. Biz burada üye olduktan sonra, sizin üyeliğiniz aktif olduktan sonra sizi müşteri hizmetlerimiz arayıp yaklaşık 45 dakika süren bir hoş geldin araması yapıyor. Bu hoş geldin aramasında ilk başta yapılması gerekenleri size arkadaşlar anlatıyor. Daha sonra hemen birinci ve ikinci hafta içinde sizi sınıf eğitimine alıyoruz. Artık bu sınıf eğitimimiz online oluyor. Bu aşamada zaten siz tasarım hizmetiyle biz yeni üyelik sattığımız için siz üyeliğiniz aktif olana kadar veya aktif olduktan sonra bütün ürünlerinize ilgili fotoğraf, açıklama, anahtar kelimelerini bize gönderiyorsunuz. Biz bunları revize ediyoruz ve profilinize yüklüyoruz. Ve daha sonra tabii siz kendi işinizde de operasyonu yapacak organizasyonu yapınca iyi bir başlangıç yapmamız gerçekten çok kritik. Çünkü iyi bir başlangıç yapınca yukarıda çıkıyoruz. Yukarı çıktıkça da daha fazla talep alıyoruz. Bir huni gibi düşünürsek yukarıdan 10 tane talep gelmesi yerine 100 tane taleple başladığımız noktada üyeliğimizin ilk 3 veya 5. aylarına kadar ticaret yapma şansımız çok ciddi oranda artıyor. İkinci aşamada iyi bir başlangıç yaptıktan sonra profilini kullan, yani ödevlerini yap, profilini kullandıkça puanın yükselsin ve gelen taleplerle beraber talepleri değerlendir diyoruz. Üçüncü aşıda gelire çeviriyoruz. İnşallah gelen taleplerle anlaşma sağlandıktan sonra zaten üyeliğinden memnun olan, ticaret yapan üyelerimiz bize sormadan üyeliğini yenileme dönemi geldiği zaman 12. aydan önce de üyeliğini yeniliyor. Bizim şu an üyelik yenileme oranımız %70'leri buldu. Bu da hem üyelerimizin sadakatini hem de yaptığı ticareti gösteriyor. Gerçekten dünyada da ortalamaların üzerine çıktık. Bu da bizim için gurur verici bir olay. Peki tekrar etmek gerekirse nasıl ticaret yapıyoruz? Bir, gelen taleplere anında, zamanında taleplere cevap veriyoruz. Hani Çin'e çok seyahat ettik ve bu seyahatlerde gördük ki Çinli firmalar gerçekten ihracat kafa yapısıyla hareket ediyorlar. Nasıl hareket ediyorlar? Mesela bize bir talep geldi, bilgisayarımızdan geldi ama evimizdeki bilgisayardan geldi. Ama bizim teklif şablonumuz şirketteki bilgisayarda kaldı.
Şimdi ben şirkete gidip zaman kaybetmek gerçekten şu zamanda çok kritik. Gördük ki Çinliler bu alanda iPad için, bilgisayarı için, mobil telefonu için şablonları hazır, fiyatlar hazır, anında cevap veriyorlar. Dolayısıyla burada gelen talepleri zamanında, iyi bir şablonda, bir teklif şablonunda, profesyonel bir şablonda teklif vermek bizim ticari şansımızı arttırıyor. Bir, gelen taleplere cevap vererek, anlaşma sağlayarak ticaret yapabiliyoruz. İki, bu hazır alım talebi dediğimiz ihale alanlarına, gelen taleplerle ilgilenirken, profilimizi ilgilenirken bu hazır alım taleplerine girip bakıyoruz. Bizim ürünlerimizle kesişen hangi ihaleler var? Bu ihaleler kısmında ihaleler tarafında çeşitli filtrelemeler yapabiliyorsunuz. Hangi ülkeden gelen talep var? İşte belli bir adedin üzerinde mi değil mi gibi birçok filtreleme yaparak kendinize uygun olanları seçiyorsunuz ve onlara teklif gönderiyorsunuz. Bu ikinci alanımız. Üçüncü yöntemi de Alibaba.com sizden aldı bu bir yıllık üyelik bedelini arama motoru ve dijital pazarlama alanlarına harcıyor. Belki arama motorlarını yaptığınız aramalarda görürsünüz. Bazen bir ürün yazdığınızda hemen orada Alibaba'ya yönlendirme yapar. Dolayısıyla size buralardan da yönlendirmelerle sizi ticaret imkanı sağlanıyor. Bir de diğer fırsatlar var. Diğer fırsatlarda da son iki senede üyelerimizden şunu da gördük. Ticaret başladığı noktada alıcıyla bizim satıcılarımız, üyelerimiz arasında ilişkiler oluştuktan sonra kendi ürünlerinin dışında da ürünler ihraç etmeye başladıklarını gördük. Ve yaptığımız anketler, değerlendirmeler ve görüşmelerde bunların arttığını da görmeye başladık. Yani örnek vermek gerekirse kimya firmamız Katar'la iş yaparken Katar firmasının isteğiyle gıda ihraç etmeye başladı. Kendi ürünü olmamasına rağmen. Tamamen aracılık yaparak. Bu da neyi gösteriyor? Biz bir kere ticarette Türkiye olarak, Türk insanları olarak gerçekten sözümüzün eriyiz. Malımız kaliteli. İşi düzgün yapıyoruz. Ve dolayısıyla bu güven ilişkisi oluştuktan sonra sadece kendi ürünümüz dediği farklı ürünlerle ilgili bize talepler gelebiliyor. Dolayısıyla bu da yeni gelişen bir alan. Farklı sektörlerdeki üyelerimizin kendi ürünlerin dışında ürünler de ihraç ettiğini takip ediyoruz ve bu da bizi gerçekten mutlu ediyor. Alibaba.com'un iki tane uygulaması var. Bunları indirip incelemenizi tavsiye ederim. Alibaba.com aplikasyonu hem iOS'ta hem Android'de hem de Apple Store'da bulunuyor. Bu genel bir platform. Burada hem alıcı hem satıcı olarak hareket edebiliyorsunuz. Ama Alibaba Supplier, Alibaba.com üyesi olduktan sonra, GGS üyesi olduktan sonra satıcı rolüyle kullanacağınız, mesajlaşacağınız bir uygulama. Dolayısıyla eminim aranızdan bunları indiren, kurcalayan da vardır ama bunları incelemenizi tavsiye ederim. Şimdi tabii biz bir de Bursa Ticaret ve Sanayi Odamız için içi dolu bir üyelik önerisiyle siz değerli katılımcılara sunmak üzere bir hazırlık yaptık. Bu hizmetlerin içinde neler var? Alibaba.com'un bir senelik GGS Basic üyeliği. Ek hizmetlerde sitenizin tasarımı. Ama tasarımdan sadece görsel olarak değil, sizin gönderdiğiniz fotoğrafları tabii arkadaşlarımız revize ediyor ama ürünlerin anahtar kelimelerinin optimizasyonu, açıklamaların yüklenmesi gibi. Mesela biz sizden diyoruz ki, diyelim ki bir havlunuz var. Bana bir anahtar kelime gönderin diyoruz, 3 tane. Siz bize diyorsunuz ki, koton olarak girelim veya sağlam olarak girelim diyorsunuz. Biz onun veri setine bakıyoruz. Arama ve trend noktasında eğer uygun değilse diyoruz ki bunun yerine sağlam demeyelim, organik dersek şu an daha yukarılara çıkarız diyoruz. Dolayısıyla büyük veriyi kullanarak bir tasarım yapıyoruz, bir optimizasyon yapıyoruz. Dolayısıyla bizim bu size sunduğumuz hizmetin paketin içinde mini site tasarımı, normalde mobil tasarımı bu paketin içine vermeyiz. Bunun içine koymuş arkadaşlar, mobil site tasarımı yani mobil platformlar, mobil aplikasyonda uygunluk. 20 ürün girişi, sınırsız ürün girişi hakkınız var ama biz 20 ürünü sizinle beraber optimize ediyoruz sizden gelen verilerle. Anahtar kelime ve ürün analizi
Ve showcase dediğimiz, yani bazı ürünlerin algoritmada sizin puanlamanızı artırmak için seçimini size beraber yapıyoruz. Bunlardan oluşan paketimiz, tabii bunların içinde arkadaşlarımı belirtmemiş ama sınıf eğitimi ve online eğitimden zaten bütün üyelerimize sunuyoruz. 12.350 TL artı KDV olarak, EFT havale fiyatı olarak Bursa Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine özel belirli bir süre için, ki burada bugünden itibaren bir hafta olarak belirleyelim bunu. Bir hafta içine kadar bu ücreti tutarak size sunuyoruz. Ve belki biliyorsunuzdur, bu konuda bakanlığımızın da, Ticaret Bakanlığımızın da bir teşviği var. Üyelik bedelinin KDV dahil %60'ını, ama üst sınır olarak 9.590 TL'ye kadar bize ödeme yaptıktan sonra belirli bakanlığımızın belirlediği prosedürleri gerçekleştirdikten sonra geri alımını bakanlığımızdan talep edebiliyorsunuz. Böyle de bir teşvik var hali hazırda. Benim anlatacaklarım bu kadar. Şimdi uygun görürseniz sizin sorularınızı cevaplamaya çalışalım. Varsa. Z Global firmasının sizinle ilgisi var mı diye bir soru var. Z Global firmasının bizimle bir ilgisi yok. Bizim tüzel kişiliğimiz E Global Dijital Ticaret. Markamız da Trade Five. Özellikle ne bilinmeli? Burada platformla ilgili detay, eğer şeyiniz varsa, özellikler varsa, bunlar aslında size, bizim formumuzu doldurursanız size daha detaylı satış arkadaşlarımız size cevap verebilirler. Daha detaylı isterseniz üzerinden geçeriz. Bakanlık teşviğinden bahsettim. Üyelikte bakanlık teşviği alan üyeniz var mı? Var. Geri ödemeleri alan firmalarımızı duyuyoruz. Bize bilgiler geliyor. Ben yurt dışında yaşıyorum. Bu hususta bir ticaret geliştirmek isterim. Yurt dışında yaşıyorsunuz ama bize üye olmak isterseniz Türkiye'de kurulu bir şirketinizin olması lazım. Eğer yurt dışındaysanız o bölgede Alibaba.com ilgili merkezinden soru alabilirsiniz. Önce şu cevaplananları devam ediyorum. Kuru yemiş ihracatı var mı? Alican paylaşmış ama bunları var, bildiğimiz üyelerimiz var. Şimdi açık olanlara devam edelim. Mini site tasarımdan kastınız nedir? Normal sayfa tasarımı. Burada Alibaba.com içinde sizin ayrı bir sayfanız oluyor. Aynı bir e-ticaret sitesi gibi. Ama bu tasarımı sadece görsel tasarım olarak değerlendirmeyin. Bunun içinde optimizasyonu, arama motorundaki yukarı çıkmak için bir arama motor optimizasyonu gibi düşünün. Bu her şeyi kapsıyor. Bu pakette kaç adet hazır alım talebine cevap verebiliyoruz? Başlangıçta 20 tane hazır alım talebine cevap veriyorsunuz. Ama burada sistem, siz kullandıkça size bonuslar veriyor. Ve bu 20 olan hazır alım talebi hakkınız giderek artıyor. Tabi burada bu 20 tane hakkı şöyle kullanmak lazım. Talebin içine girdiğiniz zaman bu talep hakkınız kaybolmuyor. Sadece submit dediğimiz, yani başvurunu yaparsanız gerçekleşiyor. Çalışmış olduğunuz sektörler arasında giyim sektörünün oranı nedir? Bu oran yaklaşık %15'ler civarı diye düşünüyorum. Giyim, tekstil, hani hepsini dahil ederek söylüyorum. Sadece giyim olarak değil ama tekstil de dahil edersek %10-15 diye hatırlıyorum. Benzer sektörlerde anahtar kelimeleri nasıl firmaya göre kişiselleştiriyorsunuz? Arama motor optimizasyonu nasıl yapıyorsunuz? Bunu yaparken bir kere Alibaba.com büyük verisinden paylaşıyoruz. Bunun yanı sıra Alibaba.com dışındaki arama motoru ve diğer dijital mecralardaki trend arama kelimelerini de çıkarıyoruz.
ve bunlardan size uygun olanı seçiyoruz. En yüksek puan alıp en yükseğe çıkabilmeniz için. Yani özetlemek gerekirse alibaba.com ve diğer arama motorları ve diğer dijital mecralardaki verileri kullanıyoruz. Yalnız Alibaba, evet sadece alibaba.com'a hizmet veriyoruz ama AliExpress'te yani şöyle tabii şeylerle karşılaşıyoruz. Üyemiz alibaba.com'da ticarete başlamış bir üyemiz. B2B'yle ticaret yapıyor ama bize şunlar da gelebiliyor. AliExpress'te nasıl ticaret yapabilirim dediği noktada biz AliExpress'e yönlendiriyoruz ama biz onun danışmanlığını vermiyoruz. Ama bir nevi AliExpress'te Alibaba'nın kardeş firması olduğu için oradaki ilgili yetkilileri yönlendiriyoruz. Mini site dediğimiz biraz önce bahsettiğim alibaba.com içindeki görünen sizin siteniz. Sunumu mail olarak paylaşma şansımız maalesef yok çünkü içinde bazı bilgiler var. Ama dediğim gibi size ben bir link birazdan paylaşacağım. O linki paylaştıktan sonra lütfen bu formu doldurursanız size bu alanda detaylı bilgileri ekibimiz verecek. AliExpress için yok dedik. Kargo yönünde tabii bizim kargo yönünde Alibaba'nın bir uygulaması yok ama bizim TradeFive olarak anlaşmalı olduğumuz firmalar var. UPS gibi ve diğer yerel kıta lojistik ve batı lojistik gibi firmalarla anlaşmalarımız var. UPS'de bir anlaşmamız var ve kendi üyelerimize uygun fiyatlı sample numune gönderimi gerçekleştiriyoruz. Ama alibaba.com platformunun üzerinde şu an halihazırda bir şeyimiz yok. Bir lojistik desteği yok platform üzerinde ama biz kendi üyelerimize kendi yaptığımız anlaşmalarla onlara bu konuda destek vermeye çalışıyoruz. Tavsiye edebileceğim ikinci yıl üyelik oranı nedir? Onu zaten söyledim. Tavsiye edebileceğiniz bir firma var mı anahtar kelime için? Bunu da isterseniz sizin sektörünüze özel bizle iletişime geçerseniz ben şuraya bir saniye linkimizi aktarayım. Size gönderilen linkimiz var ama ben yine buraya da yazıyorum. Bu linki lütfen doldurun. Bu linki doldurduğunuz noktada biz size sizin sektörünüze özel bilgiler ve anahtar kelime önerileriniz iletebiliriz. Basic üyelikte hikmetler var mı? Sanırım çoğunu cevapladık. Şimdi tabii burada hepinizin çok da interaktif bir görüşme yapamadığımız için salonda yaptığım zaman bu daha da detaylı olabiliyordu ama şöyle yapmanızı rica ediyorum. Size maille iletilen linklerde eğer ilgi duyuyorsanız, cevaplamak istiyorsanız, bazı sorularınızı cevap arıyorsanız bize lütfen iletişimde bulunun. İlgili ekip sizin iletişime geçip sizin firmanız veya sektörünüz özelinde size daha detaylı bilgiler verebilir. Dolayısıyla benim sizden ricam bu konuda formları lütfen doldurun eğer ilgileniyorsanız ve bizimle sizin iletişime geçmemizi bekleyin lütfen. Son iki tane daha bakanlık teşvik %60. Evet bakanlık teşvik oranı şu an bakanlık sitesinde açıklanan oranda %60. Çok teşekkür ediyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Gerçekten şu zamanda ülkemizin en çok ihtiyacı olduğu şey ihracat. Ve bu alanda da biz ekip olarak ve paydaşlarımızla, iş ortaklarımızla sizleri desteklemek için hazırız. İnşallah buradan da yaptığımız bu işbirliğiyle beraber Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı üyelerimiz e-ihracat yapar, ülkemize ve Bursa bölgesine katkıları olur diyorum. Çok teşekkür ediyorum değerli katılımlarınız için. Elif Hanım buyurun isterseniz. Emrah Bey çok teşekkür ederiz değerli sunumlarınız için.
Değerli katılımcılarımıza sizin göndereceğiniz, Ali Bey'in bana göndereceği linki mail adreslerine ileteceğim bugün Emrah Bey. Onun da bilgisini buradan vermiş olayım dedim. Tamam. Teşekkür ediyoruz tekrar. Emeğinize ben çok teşekkür ederim. Umarım 2021 sağlıklı, huzurlu bir yıl olur. Bu mevcut pandemi koşullarından inşallah kurtuluruz. Ülkemiz için inşallah hayırlı ve bereketli bir yıl olur inşallah ticaret ve ihracat anlamında da. İnşallah İmran Bey. Bizim de umutlarımız o yönde. Teşekkürler. Tamamdır. Teşekkürler. Selamlar. Günler.